Z sayısını bulacağımıza göre şunu yapabiliriz. İkisi de Z. Hiç Z yerine A artı İB falan yazmaya gerek yok. Direkt Z'yi bu tarafa alırız. Eksi 3'ü de sola alırız. Bu durumda sol taraf 1 eksi i idi. Bir de karşıdan eksi 3 gönderdik. O da artı 3'e dönüştü. Tabii. Şurayı biraz siliyorum. Eşittir. Karşı taraf 2z. Buradan z yolladım. Eksi z oldu. Şurası 4, pardon, eksi olacak. 4 eksi eşittir z. İşte z karmaşık sayısı bu. Modülünü sormuş. Tabii eşleniğinin. Eşleniğini de bulalım önce. Z'nin eşleniği de 4 artı i'dir. Eşleniği de bu. Şimdi bir karmaşık sayının modülü şöyle bulunuyor. Mesela z karmaşık sayısı x artı i'ye biçiminde ifade ediliyorsa modül z x'in karesi artı y'nin karesinin karekökü şeklinde ifade ediliyor. Bu. Karmaşık sayının modülü bu. Reel ve sanal kısımlarının karelerini toplayıp karekök alıyoruz. Eğer şunun z eşleniği modülünü arıyorsak, şunu yani, 4'ün karesini almalıyız. Burada i'nin katsayısı sanal kısım. i'nin katsayısı 1. 1'in karesini alıyorum. Toplamlarının karekök. 4'ün karesi 16, 1'in karesi 1. 17 yapar. Karekök 17'dir. Bizim sonucumuz.